Merhaba arkadaşlar, ben Tarık ve bu da Sheltered'ın 9. bölümü. En son 33. günde kalmışız. Kim vardı şimdi evde? Rebecca var, yatıyor mu? Rebecca yatıyor. Christopher ayakta. Susan acıkıyor. Benzinimiz 5 tane, 13 tane su mu bu? Ha, suydu. 10 tane de yemeğimiz var. Kaç tane peki eşyalarımıza bir bakalım. Maskemiz maalesef yok, yani dışarı çıkamayacağız. Maskemiz olmadığı için takasçının gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Mark'ın açlığı gitgide çoğalıyor. Suzan gel bakalım şu yerleri bir temizle. Bunların ne problemi var? Zaten dışarı çıkamayacağımız için suyu kullanabilirler. Christopher, sen de yat anasını satayım. Her şey iyi şu an. Rebecca uyandı. Yağmur yağması lazım ya. Yani dışarı çıkmıyoruz, bari içeceğimiz su olsun. Çünkü bunların su problemi başlarsa ölebilirler yani. O derece zaten su bitti herhalde. Mark'ın susuzluğu ne alemde? Of. Mark çok aç. Sen de iç. Tuzaklarımız zaten yakalanmıştı hayvanlar. Maske herhalde yapamıyoruz ya. Aynen, plastik olmadığı için maske yapamıyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum. Plastik olmadığı için bayağı sıkıntıdayız. Şu tuzağın diğer tuzaktan farkı ne acaba? Sanırım bununla daha fazla et ve deri çıkıyor. İki tahta bir ip. Üç tahta bir ip. İki de yay. Bir tane bundan kuralım ya. Bakalım bakalım kaç tane et verecek. Ama sen çıkmadan önce şu su itini bir giy bakalım. Tamam, şimdi gidebilirsin. Bu arada su, yağmur yağmıyor. Takasçı da gelmiyor. Evde can vereceğiz herhalde. Canım sen şu su yetini bir çıkar. Onunla durma. Sen uyu. Sen ne durumdasın? Tuvaletin var. Son iki suyumuzu da sen kullan. Çocuk ne alemde? Çocuğun duş alması lazım. Sen yat. I can't. Sanırım tuvalet için en az 5 tane falan su olması lazım. Ya yağmur da yağmıyor. Öyle bir sıkıntıdayız. Bayağıdır kimse gelmiyor, hayvan da geçmiyor. Otuz dördüncü güne geldik. Yani şimdi duşu ve tuvaleti iptal zaten. Sanırım bunlar tuvaletini yapamayıp ölecekler. Eğer kimse gelmezse imdadımıza. Ya da şöyle yapacağız arkadaşlar. Bir kişiyi feda edeceğiz artık, ölsün yani. Dışarıya öyle maskesiz çıkartacağız. Şimdi Susan. Ha, yağmur başladı vallahi. Güzel.
Tamam, sen hemen tuvalete gir. Sen yemek mi yiyeceksin ha? Sen yemek ye. Çocuğum sen de duşa gir. Bayağı kişinin duş şey ihtiyacı var, tuvalet ihtiyacı. Tamam, sen şöyle kenara çekil. Sen de tuvalete git. Dur şöyle. O ne ya? Su. Ha, su azaldığı için şimdi hem benzin mi bitiyor? Bitmiyormuş ama bayağı azalmış. Onu bir dolduralım. Tamam. Şimdi senin duş ihtiyacın da var. Ya suyu öyle bir kullanıyoruz ki. Abo, yağmur da kesildi. Çok kötü oldu. Hani yağmur biraz uzun yağsaydı şey yapardık yani. Bir kişiye artık maskesiz yollardık ya en azından. Çok kötü oldu ha, bak şimdi. Suzu'nun tuvalet sıkıntısı var. Bayağı yani kötü durumdayız şu anda su bakımından. Ya yemek oldu mu su olmuyor. Su oldu mu yemek olmuyor. Bir türlü tutturamıyoruz ya. Hava da iyice ne? Kum fırtınasına göründü. Takasçı da gelmiyor anasını satayım ya. Aha geyik. Yakalan lan. Aha vallahi yakalandı. Şimdi bakacağız arkadaşlar. Kaç yemeğimiz var? 8. 8 yemeğimiz var. 9 da derimiz var. Bakalım bu tuzakla fazla verecek mi acaba? Onu merak ediyorum. İnşallah fazla verir çünkü fazladan yayla tahta kullanıyoruz. Eğer aynı şeyse zaten boşa yani. Bu tuzağı boşa kullanmış oluruz ama illaki vardır bir farkı yani. Bakıyoruz. Oha. 7 fazla yemek vardı. Deri. Çüş. Deri de fazla verdi. Bu tuzak baya iyiymiş ya. Demek ki bu tuzakla yakalasaydık önceki hayvanları 15-20 tane yemeğimiz olacaktı. Şimdi sıkıntılar büyük, su olmadığı için. Hani yemek bir şey değil de al sen git yemeğini ye. Sen de yemek ye. Şimdi sabaha kadar yemek yiyin. Yemek yiyin de bunun tuvalet sıkıntısı var. Susadı. Yani büyük sıkıntılarımız var. Burada yapabileceğimiz bir şey de yok ki. Bunu yaptık, bunu yaptık yani. Lamba gereksiz zaten. Bu ne? Çocuklar için oyuncak, toy box falan mı? Bundan mı yapsak acaba diyeceğim de ne işe yarayacak ki? Şimdi Tier 3'ü açmak için açabiliyoruz mu diyeceğim. Kesin açamayacağız. Ya şu menteşe çok sorun ya. Menteşe yüzünden Tier 3'ü de açamıyoruz. Gerçi Tier 3'ü açsak acaba ne var ki yani Tier 3'ü? Çantanın biraz daha büyüğü var aslında, o iyiymiş. Daha iyi bir ocak gibi bir şey herhalde ama ocağın daha iyisi. Yatağın da daha iyisi, tuvaletin, çanta, bu ne? Bu bayağı profesyonel bir tuzak sanırım. Bundan da herhalde 10 tane et gelir. Metal dedektör diyor. Bu ne işimize yarar acaba? Ha, bunu sanırım şeye yanlarında veriyoruz. Ya yağmur yağmazsa bu kız sıkıntı yani. Lan hiç takası da gelmiyor ya. Abi nasıl bir iş ya? Yağmur yağ ya. Yağmur yağacağına kum fırtınası başladı. Bu arada evdeki herkesin sıkıntısı çok büyüdü yani.
Aha. Kim geldi? Su olsun ya. Yani ilk defa takasçıdan su isteyeceğim ya. Nelerim var lan? Abi yapma ya. Tamam ya, güzel şeylerim vardı. Su olsaydı daha iyi olurdu. Benzin de alalım, şunu da alalım. Bu ne? Crafting'de kullanıyor. Aa, bu çok az kalmış. 68. Sana ne versek acaba? Lan bir ton da balta var ha. Abo yok, silah vermeyelim. Levye 28, bir balta daha. Acaba baltaları vermekle iyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz bilmiyorum. Başka ne verilebilir ki? Deri çok fazla var. Yemek mi versek ya? Yemek kaç? 10. Yok ya, yemek vermeyelim. Ya çok bir aksiyona girmiyoruz aslında. Verebiliriz yani şu baltayı. Gerçi bütün baltayı, bütün silahları verdik hala. Şey olmadı ya. Bir tane yemek vereceğim ya, ne olacak sanki. Ya da derim versek. Oo, deri iyiymiş ha. Ne verebiliriz? Ne vereyim abime? İkilik bir şey vermemiz lazım. Bizde fazla olan tabii ki de limestone. Abo, burada dolunca veremiyoruz da. Sıçtık. Deri veremeyeceğiz o zaman. Ya mecbur bir tane yemek vereceğiz ya. Başka çare yok. Ama ben bir daha istiyorum. Bir daha takas yapamıyoruz mu? Ne kadar kötü. Çok kötü abi ya. Bir ton su ihtiyacı çıktı herkesin. Çok kötü. Bu arada bundan uykusu gelmiş. Hiç uyutmadım o. Uyuyun geçer. Çok uykusu gelen var mı? Sen yat. Keşke yatırsaydım bunları ya. Çocuğun uykusu az. Kadın delirdi artık tuvalete gitmekten. Gitmekten diyorum, gitmemekten. Hadi bir su yağ ya. Su diyorum. Yağmur ya. Bunlar herhalde geberecek ya. I am dying to go. Canım, tuvalet istiyorsun da su yok ya, öyle bir sorunumuz var. Herhalde bu son bölüm olacak çünkü çok fazla dayanamazlar. Sırayla gidecekler herhalde. Oyunu da hızlandırıyorum ama hala yağmur yağmadı ya. Ya lütfen yağmur yağsın artık. Vallahi yapabileceğim bir şey yok ya. Yağmıyor. Bildiğin yağmıyor yağmur. Yağmur yağmıyor, bari yemek yiyin. Sizin açlığınız ne durumda? Abi ya, yağmıyor yağmur ya. Ne kadar saçma. Lütfen yağmur ya. Ölecekler ya. Kusmaya başladı. Oha, bayağı streste yani. Sen git şurada uyu lan. Kafayı yediler. Sen de git şurada uyu. Uykusu kırmızı olan var mı diyeceğim. Hepsi zaten. Bildiğin susuzluktan öleceğiz ya. Lan bu kadar da geldik ha. Susan uyuyor mu? Uyuyor. Çocuk da uyuyor. Canım sen. Bir dakika ya. Başka kimin kırmızı? Susan ve Mark.
Tamam, başkasının uykusu kırmızı değil. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Birazdan gidecekler yani, harbiden gidecekler. Abi 2 gündür rahat yağmur yağmadı ya. Çok şanssızız. Hatta sen oraya gitmeden önce şuraya bir benzin koy. Lan ne kadar saçma ya. Bildiğin susuzluktan ölecekler ya. Vallahi yağdı. Dur lan, dur. Çabuk su iç. Çabuk. İçin suyu. Zehirlenirseniz de zehirlenin ya. Kalk kız, su iç. Kalk çabuk, su iç. Hepiniz. Suzun sen ne yapıyorsun ya? Hemen duşa gir. Suzun kalk. Travma falan diyor. Kafayı yedi bayağı, bildiğin çıldırdı. İçtin mi suyunu? İç, bir daha iç. İç, sonra yukarı çık. Sen ne yapıyorsun? İç. İç çabuk. Zehirli mehirli yapacak bir şey yok. Tuvalete git çabuk. Mary uyan. Uykuda öleceksin ya, susuzluktan. Neyse, Mary'yi kurtarabiliriz. Artık kurtarabildiğimizi kurtaracağız ya. Bir daha iç. Rebecca gel, bir daha iç. Çık artık, çık. Şu kız öldü ya. Çabuk. Lan bu ne? Susun. Lan yağmur mu kesildi? Allah'ım ya. Lan ne kadar şanssızım ya. Temizle bari o suyu. Abi yağmur geri bitti ya. Çok saçma bak. Susun gideceğim. Vallahi yapacak hiçbir şey yok ya. Aha. Sen kimsin lan? Bize mi katılmak istiyor bu acaba? Bilmiyorum ki ya. Vallahi bir kişi gidecek herhalde. Gel bari gel. Ne senin adın? Tamam gel. Zaten ölecekler şunlardan biri. Bari sen de geri eksikimizi tamamlarız. Sen hatta ne yap biliyor musun Paul? Sen giy abi üstünü. Direkt şunları bir fixle be. Sana zahmet. Yalnız bayağı bir sıkıntıdayız arkadaşlar. Ölen olmazsa daha da ölmeyiz ya. Harbi diyorum. Bakalım. Kız tuvaletini yapamadığı için krize girdi. Onun haricinde Susan çok kötü ya. Susan var ya. Herhalde ölecek. Susan bayağı çıldırdı yani. Christopher sen de yatma lan, yatma. Sen şuraya yat. Kızım sen şurayı temizle. Lan. Şurayı temizle dedik. Ha gerçi aşağıya iniyor. Paul gelmedi ya. Bayağı bir streste falandım. Bakayım bir. Stresi geçtim ya şeyin. Suzu'nun stresi hala devam ediyor. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum ya. Neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.